ve sayın protokolümüz, saygıdeğer konuklarımız, programımızın bundan sonraki kısmında sözü Mevlana'da insan konulu sohbetini yapmak üzere Mevlevi Üstadımız, hocamız Sayın Mustafa Özbağ bırakıyorum. Öldüğümde beni yerlerde arama. Beni arayacaksan aşıkların gönlünde ara diyen Hazreti Mevlana'nın dostuna, maşukuna, vuslatının 741. gününe hoş geldiniz. Ne büyük bir gönül insanı ki 741 yıl öncesinden bugünleri bize işaret etmiş. Velilerin kerametleri haktır. Bir kimse velilerin kerametini inkar ederse küfre düşer. Bu topraklar bu velilerin kerametleriyle hamurlaşmış, hemhal olmuş. Ben sizi 800 yıl önceye götüreyim. 800 yıl önce yukarı Mezopotamya dediğimiz, şimdi Irak, Suriye, İran'ın bir kısmı, Lübnan, keşmekeşlik vardır. Anadolu keşmekeşliğin içindedir. Bir tarafta Baba İlyas ve Baba İshak isyanları, Selçuklu'nun son dönemleri, bir tarafta Moğol istilası, ne yazık ki bu yukarı Mezopotamya ve Anadolu'nun büyük bir kısmında kan, gözyaşı, yokluk, fakirlik, zorluk, anarşi kol gezmektedir. Dört büyük insan vardır. Önce bu bölgeyi Muhyiddin-i Arabi dolaşır. Büyük bir Endülüs'ün yetiştirdiği aşk insanı. Orada yetişir, Anadolu'yu gezer. Şam'da meftundur. Tohum eker. İkinci sırasıyla gidiyorum. Büyük zat Hazreti Mevlana'dır. Ta Belh'ten kopup gelmiştir. Manevi işaretle, rüya ile Konya'ya yerleşir ve kutup olur. Şemseddin-i Tebrizi ile aynı dönemdedir. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri gelir, o da Karahöy'e yerleşir. Aynı dönemin bir sonrasıdır. Yunus Emre, Koca Yunus, bizim Yunus, o da bu atmosferin içerisinde yoğrularaktan büyür. O bataklığın, o keşmekeşliğin içerisinde, o tozu dumana bulanmışlığın içerisinde onlar habire hamur yoğururlar. Yoğurdukları hamur insandır. İnsan. Çünkü siz insanı yoğuramazsanız yol yaparsınız, yolu birisi bombalar. Siz insanı yoğuramazsanız 112 acil ambulans alırsınız. İnsan yoğrulmadıysa onu yakar.
Siz park yaparsınız. İnsanlar çocuklarıyla, eşleriyle dolaşsın diye. Eğer insanı yoğuramadıysanız, o insanlar gelir, parka çadır kurar ve orada anarşi üretir. Siz insanlara hastane yaparsınız. Tedavi olsunlar diye, sıra beklemesinler diye birisi gelir hastanenin içerisinde doktorları, hemşireleri katleder. Okul yaparsanız okulu yakar. Siz bir hizmet yapmaya çalışırsınız. O sizin hizmetinizi bir başka yerlere peşkeş çekmeye çalışır. İşte bu dört büyük gönül adamı hamur yoğurdular. Yoğurdukları hamur insandı. İnsan. İnsan yetiştirdiler. Öylesine insanlar yetiştirdiler ki o insanlar bir medeniyetin doğmasına öncülük yapıp temel oluşturdular. Ve ardından tarihçilerin Osmanlı medeniyeti dediği bir medeniyet oluştu. Bu medeniyetin temelinde insan vardı. Temelinde insan vardı. İnsan. Temeli buydu. Belki de çok zengin değildiler. Çok arabaları yoktu. Katları, yatları yoktu. Ama insandılar. Ve o medeniyet 500 yıl boyunca insanlığa hizmet etti. Kıymeti bilinmedi. Yıkıldı. Ardından kocaman bir kaos bıraktı. Şimdi yıkanlar saçlarını başlarını yoluyorlar. Yıkmakta çalışanlar perişan bir şekilde kendilerinden geçiyorlar. O insanlar birbirlerine düştüler. Birbirlerini öldürüyorlar. Kan, gözyaşı, yokluk, her şey kaosa doğru götürüyor. Bakın Suriye'ye, bakın Irak'a, bakın Orta Doğu'ya. Bakın. Ve bu millet dirayetle ayakta durmasa Güneydoğu da aynı olacak. Doğu da aynı olacak. Aynı o fitne ve kaos bizi içine çekecek. Kıymetli dostlar, o dört büyük insan zaman içerisinde o muhteşem Anadolu'nun bağrından bir medeniyet doğmasına sebep oldular. Şimdi kendi yaşadığınız dünyaya bakın. Ülkenin içine bakmayın. Ülkenin içine bakın deseydim bundan 10 yıl 15 yıl öncesini anlatacaktım size. Aslında vakit olsa da ben genç arkadaşlara bundan 10 yıl önce 15 yıl önce biz neler çektiğimizi anlatsaydık. Buhari okumaktan dolayı savcılıkta ifade verdiğimi size anlatsaydım. Biz sohbet yaparken kimlikleri bağrımızda tutup karakola gidişimizi anlatsaydım. Evlerde sohbet ederken evin polisler tarafından basılıp herkesin götürüldüğünü anlatsaydım. Bunları geriye dönük söylüyorum ki dersimizi alalım. Nimetin şükrünü eda etmeye çalışalım. İşte bu dört insanın içerisinde Hazreti Mevlana insan dedi. Hacı Bektaş Veli Hazretleri 72 milleti sevmezsen kemale eremezsin dedi. Koca Yunus yaradılanı severiz yaradandan ötürü dedi. Ve Hazreti Mevlana sen cihanın temelisin. Sen cihanın cevherisin dedi.
ne insanı oturtturdu baş köşeye. Önemli olan insandı. Hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey yok idi, anlamsızdı. Anlamsız. Ve Allah tanınmayı istedi. Tanınmayı istedi. Allah bilinmeyi istedi. Allah zikredilmeyi, tesbih edilmeyi istedi. Neyle? Bir şey yarattı. Yaratmış olduğu şey Allah'ı zikretti. Yaratmış olduğu şey Allah'ı teşbih etti. Yaratmış olduğu şey Allah'ı tenzih etti. Üç şey yaptı, yarattığı şey. İmam-ı Azam ona şey der. Bir şey. Ama o bir şey Allah'ı zikretti, Allah'ı teşbih etti, benzetti, sıfatlandırdı ve Allah'ı tenzih etti. O sıfatlandırdığından dedi ki, hayır, bu öyle değildir. Bu Allah'ın hoşuna gitti. Tanınmaklık, tanınmış olmak Allah'ın hoşuna gitti ve Cenab-ı Hak ondan yarattı her şeyi. O yarattığı şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisiyle kendisiydi. Ben yaratılmışların evveliyim. Ben peygamberlerin de evveliyim. Ve peygamberlerin ahiriyim, sonuncusuyum. Benden sonra ne bir nebi ne bir peygamber gelmeyecektir. Gelecek olanlar yalancı deccal peygamberleridir. Benden sonra kıyamete kadar, kıyamete yakın 33 tane yalancı peygamber çıkmadan kıyamet kopmaz. Demek ki ondan sonra yalancı peygamberler çıkacak. Bu sözüne teyit kim? Müseylemetül Kezzab. İlk yalancı peygamber. Şimdi de var mı? Evet. Şimdi de peygamberliğini ilan edenler var mı? Evet. Peygamberliğe özenenler var mı? Evet. İşte onlar yalancı peygamberler. Deccal. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yaratılmışların evveli. Ne? İnsan. Allah'ı tesbih eden insan. Allah'ı tenzih eden insan. Allah'ı teşbih eden, sıfatlandıran insan. Eğer Allah biliniyorsa, Allah tanınıyorsa, Allah zikrediliyorsa bunu yapan kim? İnsan. O yüzden insan yaratılmışların en şereflisi. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki insanla alakalı, biz insanı ahsen-i takvim üzerine yarattık. En güzel şekilde, en hayırlı şekilde, en mükemmel şekilde, en kemaliyet noktasında insanı yarattık. İnsan alemlere halife olarak yaratıldı. Alemlere, aleme değil. Cenab-ı Hak elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Alemlerin Rabbi. İşte o alemlerin Rabbi olan Allah insanı kendisine halife yarattı. Hepiniz Allah'ın yaratmış olduğu halifesiniz. Hepiniz. Hepimiz Allah'ın yaratmış olduğu halifeyiz. Birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizden bir fazlalığımız yok. Bizim tenimizin rengi, bizim dilimiz ne olursa olsun birbirimizden farkımız yok. Biz hepimiz de insanız. Cenab-ı Hak hepimizi özene bezene yarattı. Hepimizi ahsen-i takvim üzerine yarattı. Bizi birbirimizden üstün veya birbirimizden alçak yaratmadı. Tenimizin rengi önemli değil. Dilimiz önemli değil. Biz hepimiz insanız. New York'un metrosunda fukaralıkla çeken kimse de insan. Varşova'da yaşayan da insan. Pekin'de yaşayan da insan, İstanbul'da yaşayan da insan, Paris'te yaşayan da insan, aç olanlar da insan,
Dünyanın yedide biri aç. Anarşinin içerisinde boğulanlar da insan. Dünyanın yedide biri anarşinin içerisinde. Dünyanın yedide biri anarşinin içerisinde ölüyorlar, öldürüyorlar, canlı bombaların altında inim inim iniyorlar. Kendi ülke vatandaşlarını kendi bombalarıyla öldüren bir sistem var dünya üzerinde. O ölenlerin de hepsi de insan. Siz burada rahat koltuklarınızda oturabilirsiniz. Tefekkür edin. Suriye'de kendi evinden ayrılanlar nerede? Filistin'de bombalanan insanlar, Lübnan'da bombalanan insanlar, düne kadar Güneydoğu'da bombalanan, öldürülen, şehit edilen askerlerimiz, polislerimiz, insan, insan, aç kalan insanlar, Afrika'da terörün içerisinde olanlar, insan, insan. Kıymetli dostlar, iman ettiyseniz, Muhammed-i Mustafa'nın yolundan gidiyorsanız ve onun ümmetiyseniz, eğer ki Afrika'nın bir ucunda bir kimse açlıktan ölüyorsa sorumlusunuz. Eğer ki Orta Doğu'da bir çocuğun başına 300 tane 400 tane bomba düşüyorsa bundan sorumlusunuz. Şunu diyemez bu ülkenin insanları, şunu diyemez bu toprakların insanları, orada öldürenlerden bize ne diyemez. Niçin? Sen insansın, o eğitimi aldın diyemezsin. Orta Doğu bataklıktır, giremeyiz diyemezsin. Eğer bir Budistin başına bir şey geliyorsa sen ona da elini uzatmak zorundasın. Bir Hristiyan da aç ise elini uzatmakla mükellefsin. Haksız yere bir Yahudi öldürülüyorsa sen ona da karşı durmak zorundasın. Sen ona da hayır diyemezsin. Elini uzatmaya elin muktedir ise Allah'ın eli olmak odur. Sen elini uzatmakla mükellefsin. Tasavvufta bir ibare vardır ya. Kul Allah'ı sever, Allah da kulu sever. Allah kulunu severse onun tutan eli olur. Biz hep böyle tefekkür ederiz. Biz gözümüzü kapatacağız, elimizi uzatacağız, onu tutacağız. Bu işin batini tarafı. Orada zulmü durduracak olan kim? Haksızlığı durduracak olan kim? Zalime dur diyecek olan el lazım. O el kim? Hainin hainliğini söyleyecek olan el lazım. O kim? Mazlumun yanında duracak olan bir el lazım. O Allah'ın eli değil mi? O kim? Biz bunu tekkenin köşesine çekilip zikir yapmakla halledeceğimizi düşündük eskiler. Hayır. Bu sadece sizi aldatır. Siz Allah'ın eli olacaksanız, dünya üzerine nerede bir zulüm var ise kötülükleri mümkünse elinizle, mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalben buğz ederekten önlemeye çalışınız. Disturunu edinmek zorundasınız. Siz o toprakların çocuğusunuz. Sizin ecdadınız o. Sizin atanız o. Sizin eskiniz o. Sizin yeniniz de o. Kıymetli dostlar, bayanlar, evlerinizde öyle çocuklar yetiştireceksiniz ki şairin dediği gibi fatihler doğurmanız lazım. Diyor ya, haydi kızım sen de fatihler doğuracak yaştasın. Fatihler doğurmanız lazım. Fatihler yetiştirmeniz lazım. Yarın gündüze güne giderken hangi ruju süreceğinizden fazla
oğullarınızı ve kızlarınızı dünyaya yeniden düzen katacak ahlak, samimiyet, ihlas, dünyaya yeniden düzen koyacak fikir, mefkure, bu noktada duygu ve düşüncede yetiştirmeniz lazım. Eğer evlerinizde akşama hangi diziyi izleyelim diyorsanız Amerika'daki vahşeti durduramazsınız. Rusya'daki vahşeti durduramazsınız. Orta Doğu'daki vahşeti durduramazsınız. Durduramazsınız. Afrika'daki açlığı durduramazsınız. Siz öyle bir ecdadın, siz öyle bir toprakların çocuğusunuz ki sizin içinizden çıkmış Mevlana'lar, Yunuslar, Hacı Bektaşlar, Hacı Bayramlar, sizin içinizden çıkmış Sarı Saltuklar, sizin içinizden çıkmış. Onu siz yetiştirmişsiniz. Onları yetiştiren de anneler, onları yetiştiren de babalar. Onlar da bir dergahtan yetiştiler. Onlar da bir üstadın elinden yetiştirdiler. Duramazsınız. Siz yeniden yeni Mevlana'lar yetiştirmek zorundasınız. Siz yeniden yeni Yunuslar yetiştirmek zorundasınız. Siz yeniden yeni Fatihler yetiştirmek zorundasınız. Bunları yetiştirirken insan açısından alıyorum. İnsan yetiştirmek zorundayız. İnsan. O insan ki en güzel ahlakla ahlaklanmış bir insan. İnsan denebilmesi için o kimsenin kemal bir ahlaka sahip olması gerekir. İnsan dediğimizde seven, aşık olan, seven, aşık olan bir varlık gelir önümüze. Çünkü o Allah'ı sevdi. Çünkü onu Allah sevdi. Hazreti Mevlana der ki, ey insana hitap eder. Allah seni sevdi, sıra sende. Sen niçin Allah'ı sevmiyorsun? Allah'ı sevecek olan insandır. Melek değildir, hayvanlar değildir. Otlar Allah'ı sevemez. Melekler Allah'ı sevemez. Melekler Allah'a aşık olamaz. Yaratılışları onun üzerine değildir. Allah'a aşık olmak için yaratılan bir tek insan vardır. Ancak insan Allah'a aşık olabilir. Ancak insan Allah'ı sınırsız bir şekilde tanıyabilir. Ancak insan Allah'ı sınırsız bir şekilde zikredebilir. Ancak insan Allah'ı sınırsız bir şekilde teşbih edebilir. Çünkü insanın yaratılışı buna müsaittir. Hiçbir şey yok iken Allah var idi ve Allah insanı yarattı ve o insanı kendisini tanıma, kendisini bilme, kendisine aşık olma, kendisinin yolundan gitme hususiyeti verdi. Ancak insan Allah'ı sınırsız bir şekilde tanımlayabilir ve tanıyabilir. İnsanın haricinde hiçbir varlıkta yoktur bu. Cebrail aleyhisselam Miraç'ta bir yere kadar geldi, orada durdu. Dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme, bundan sonrası sana ait. Sana ait. Ben bundan sonra gidersem yanarım. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle bundan sonrasında yanarım ya Resulallah. Ama ondan sonrasına giden kim? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tarafı insan. Ondan sonra yolculuğa çıkan insan. İşte o insan Allah'ı nedensiz, niçinsiz, şekilsiz, şemalsiz tanıyabilir. İnsan tanır. O zaman kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana'da biz bu ay, bu sene insanı konuşalım istedik. Ve bunu tabii günler öncesinden, aylar öncesinden tespit edildi. Sanki
Hazreti Mevlana'nın pirin kerameti ta ötelerden yine uzanıyor eli. Biz sanki bu konuyu gündeme getirdik. Orta Doğu'nun böyle karışacağını nereden bilebilirdik desem yalan olur ama işte bu hale geldi. İnsan öne geldi. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar insanı unutmuşlar. Ve insanlar insan yiyici olmuş. Sakın dışarıdan bir kurtarıcı beklemeyin. Sakın vay oralarda şöyle insanlık var demeyin. Japonya'ya atom bombalarını atan benim insanım değil. Sivil insanları katleden benim insanım değil. Bombaları patlatan benim insanım değil. Ama onları da yapan insan. Eğer onlar o eğitimi almış olsalardı sivil insanları katledemeyeceklerdi. Dünya, bölge yeniden harmanlanıp yeniden yoğrulurken ve ülkemiz yeniden yoğrulup yeniden yapılanırken bir şeyi yerli yerine koymak zorundayız. Biz Hazreti Mevlana'lar gibi insan yetiştirecek sistemler, insan yetiştirecek mekanizmalar üretmekle mükellefiz. Eğer biz o değerde, o kıymette insanlar yetiştiremezsek ne yazık ki bizim kalkınmamız, bizim siyasetimiz, bizim ekonomimiz yine dip aşağı batmakla karşı karşıya kalacak. Onu ayakta tutacak olan, onu daha ileriye götürecek olan, onu bayraklaştıracak olan, koşacak olan insan. Ve biz manevi değeri yüksek gönül insanları yetiştirmek zorundayız. Biz hani Hazreti Mevlana'nın deyimiyle bu dünya yarım arpaya değmez. Sen kainatın hazinesisin der. Bu dünyayı yarım arpaya değişmeyecek insanlar yetiştirmeliyiz. Eğer biz yetiştirdiğimiz insanlar yarım arpaya bakacaksa, yarım arpaya satılacaksa, yarım arpaya yıkılacaksa, işte o zaman biz bir medeniyet kurmaktan uzak oluruz. Kıymetli dostlar, benim kendimce isim koyduğum bir şey var. Anadolu'dan bir sevgi medeniyetinin çıkması gerekir. Bu Anadolu dünyaya eğer önderlik edecekse ancak bir sevgi medeniyeti kuraraktan bu önderliği yapabilir. Bunun temeli insanı sevmek, insana değer vermek, insanı insanca yaşamasını sağlayıp insanca eğitiminin verilmesiyle geçer. Dostlar, eğer ki biz yetişen neslimize değerler eğitimi veremiyorsak, yetişen neslimize insani eğitimler veremiyorsak, insanca yaşamanın, insanca nefes almanın, insanca yürümenin yolunu anlatamıyorsak, ne yazık ki biz sınıfı geçenlerden olmayacağız. Gönlüm arzu eder ki Cenab-ı Hak cümlemize evlatlarımızı, toplumumuzu yeniden insani değerlerle hemhal olmuş, yoğrulmuş bir millet, bir nesil yetiştirmesini isterim. Kıymetli dostlar, bunun yolu manevi değerler eğitiminin verilmesidir. Bunun yolu insanlığın yeniden inşa etmenin eğitiminin verilmesidir. Bugün tabi Hazreti Mevlana'nın şebu arusunda insan denilince bugün dünya üzerindeki insanların ve kendi içimizde yaşadığımız insanların problemlerini anlatmakla geçti. Oysa ben size bugün aşktan, sevgiden, meşkten bahsederdim. Bilirsiniz sabaha kadar da konuşsak konuşuruz. Ama eğer o değerler eğitimi olmazsa buradan çıktığında, eve gittiğinde bir erkek
karısının gözüne yumruğu vurup şişiriyorsa sevgiden bahsetmenin bir anlamı yok. Eğer çocuğunun kafasına bir yumruk vuruyorsa sevgiden bahsetmenin bir anlamı yok. Eğer kapı karşısındaki hasta olan bir kimseye bir tas çorbasını götüremiyorsa anlamı yok. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle aşk yazmakla yaşanmaz cancağızım. Ya aşk su ekmek gibidir. Su ekmek gibidir. Aşk yazmakla yaşansaydı her yazan aşık olurdu. Yaşamak gerekir. Sevmek gerekir. Sevmek gerekir. Bir insanı sevmek gerekir. Önce çocuklarınızdan başlayın. Önce eşlerinizden başlayın. Önce eşinize bakın, ağlayın. Sorsam kim eşine sabah gece kalktı da ya şu adamı ne kadar çok seviyorum ya Rabbi deyip ağladı. Bakmayın birbirlerinizin yüzüne, ne bakıyorsunuz? Ağladıysanız ağladınız daha önce. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor, kadınlar erkekler. Bakmayın hangi erkek ağladı eşi için. Hani sorardı Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah beni nasıl seversin? Ne muhteşem söz. Ne derdi? Ne derdi? Kördüğüm gibi. Kadınlar ne kadar biliyorlar bunu. Ama hiç kadınlar kördüğüm gibi sevmeyi düşünmüyorlar. Onlar her birisi Leyla ya. Ya adamlar Mecnun olacak. Kim sevecek? Erkekler. Nasıl sevecek? Kördüğüm gibi. Ama biz erkekiz, öyle sevmeyiz, öyle değil mi? Ya ya yok, öyle sevilir mi ya? Kadın kördüğüm gibi sevilir mi, değil mi? Yok. Sizin peygamberiniz benim de peygamberim. Kördüğüm gibi sevdi. Eşini kördüğüm gibi sevmek. Eşini kördüğüm gibi sevmek. Ve sorardı Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah kördüğüm ne alemde? Cevap muhteşem. İlk günkü gibi. İlk günkü gibi. Eğer eşlerinizi ilk günkü gibi sevemiyorsanız, eğer çocuklarınızı sevemiyorsanız, anne babalarınızı sevemiyorsanız, komşularınızı sevemiyorsanız, mahallenizi, ilinizi, ilçenizi sevemiyorsanız, topraklarınızı sevemiyorsanız, tarihi değerlerinizi, tarihi mekanlarınızı sevemiyorsanız ve oturduğunuz yerde sizden en uzak bir insanın burnu kanadığında içiniz acımıyorsa, din ayrımı yapmaksızın nerede bir aç var ise içiniz acımıyorsa, din ayrımı yapmaksızın nerede bir zulüm var ise onu durduramıyorsanız, içiniz acımıyorsa, insana değer vermekten çok uzakız. İşte insanca yaşayabilmenin biz yolunu bulup yaşamamız gerekir. Ve bunun yolu birbirlerimizi sevmekten geçer. Kim Allah için birbirini severse hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer yerinde benim gölgemde gölgelensinler diyen Hazreti Allah bizleri birbirlerimizi sevmeye, birbirlerimizi Allah için, Allah için kol kanat germeye çağırır. Kıymetli dostlar, bugün Şeb-i Aruz, Hazreti Mevlana'nın Hakk'a yürüyüp artık vücut hapishanesinden kurtulduğu gündür. Tabii biz bunu sema ile, dua ile, zikirle bugün aynı o yolda, aynı o menfezde olmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Evlerinizden, barklarınızdan, yurtlarınızdan geldiniz.
böyle bir gecede bulunmak için. Ve size bu noktada daha gitmeyeceğim, bekleyin. Bizi burada toplayan, bizi bir burada buluşturan muhakkak ki Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, Hazreti Mevlana'nın sevgisi. Zaten bu sevgi de insanlarda mutlaka bulunması gereken sevgi. Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini bana soğuk şerbet gibi sevgili eyle der. Ben kısalttım hadisi kutsiyi. Kırptım biraz. Allah beni affetsin. Vaktinizi almak istemedim. Bu üç sevgi insan için kutsaldır, değerlidir, manevidir. Toplanmamıza sebep oldu Hazreti Mevlana'nın sevgisi. Ve hepimiz Hazreti Mevlana'yı severiz. Sevdiğimiz için buradayız. Onun sevgisi Allah sevgisidir. Kendi lisanıyla ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum. Bunun haricinde kim bir söz söylerse o sözden de söyleyenden de uzağım der. Biz o sevgiyle toplandık ve o sevgiyle dağılıp gideceğiz. Tabii nice senelerde inşallah bir gelenek haline gelen, bir bu noktada oturan, yerleşen şey bu aruz programlarımız devam edecek. Tabii bu programı biz ilk defa Osman Gazi Belediyesi ile başladık burada. Ve Osman Gazi Belediyesi ile devam etmeye gayret ediyoruz. Tabii hem belediye, Sayın Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibi bu konuda biz bir şey talep edersek teşekkür ediyoruz kendilerine. Hiç geri durmuyorlar. Biz fukara dervişleriz. İnsanlardan para toplayan veyahut da ücretli programlar yapan bir topluluk değiliz. Buna da karşıyız zaten. Malum 450 yıllık Karabaş Veli Tekkesi'ne gelip ziyaret eden herkes oradaki hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanır. Bizim tekkemizde, bizim bu noktada sufi anlayışımızda hizmetin karşılığı ücret değildir. Bunun talebi yok bizde. Böyle istiyoruz ki herkes birbirini Allah rızası için sevsin, Allah için sevsin. Siz de buraya gelirken bu sevgiyle geldiniz. Bu sevgiyle geldiniz. Ve hepinizin gönüllerine teşekkür ediyorum bu sevginizden dolayı. Ve bu topluluğun, bu adabın, bu erkanın, bu kültürün devam etmesini istiyoruz hep beraber. Hazreti Mevlana'nın sevgisinde, muhabbetinde, aşkında, yolunda berdevam olmak istiyoruz. Kıymetli dostlar, eğer biz bu sevgiyle sevgilenemeseydik, burada toplanmamız da mümkün olmayacaktı. Buraya gelemeyecektik ve bizi Cenab-ı Hak buraya doğru sevk etti. Ve buradan giderken de biz elimiz boş gitmeyelim. Ya af olmuş olarak girelim. Bu ne? Bizim semazen kardeşlerimiz sema ederlerken kaç para kaç para diye sema etmiyorlar. Ben böyle söyleyince kızıyorlar bana. Neden böyle söylüyorsunuz diye. Ben de diyorum ki bizim semazen kardeşler fisebilillah Allah için sema ediyorlar. Tabii kardeşlerimiz bu noktada eğitimler alıyorlar. Anne babaları getirip götürüyorlar. Biraz da biz onları bazen programlar sık olduğunda fazlaca oraya buraya götürmeye çalışıyoruz. O semazenlerin yetişmesinde payı olan hem kardeşlerimize hem de o anne babalara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden de razı olsun. Ve Cenab-ı Hak sizin karşınıza bunları getirsin inşallah. Hani Cenab-ı Hak ayeti kerimede der ya, hamd edenlere nimetlerimizi arttırırız. Ayet böyledir. Ben şimdi buraya konuşmaya çıkınca
belediye başkanımıza bir şeye teşekkür ediyorum. İnsana teşekkür, Allah'a teşekkür. O bize hizmet olarak geri dönüyor. Ben burada teşekkürü fazlalaştırdıkça onun da bize hizmeti fazlalaşıyor. Tekkenin arkasında ne kadar arsa var ise lazım olacak olan hepsini de belediyenin ne diyorlar ona? Kamulaştırdı. Kim söylediyse teşekkür ediyorum. Arsalar kamulaşması bitti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi çokça teşekkür ediyoruz ki Cenab-ı Hak nimetini arttırsın bize. Nimetini arttırsın. Şimdi oraya benim sözüm var, benim bir hayalim var. Benim kendi içimde, kendimce, yakın etrafımdaki arkadaşlara da böyle kendimce bunun aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Dedim ki belediye bize buraya böyle bir aş, bir hizmet yeri verirse ben kendimce, kendi dairemde söz veriyorum. 7/24 orada çorba kaynayacak. Belediye başkanımıza burada söz veriyorum. (gülüyor) 7/24 gücümüzün yettiğince orada bir tekke düşünün, 450 yıllık yanında aşhanesi var. Aşhanesinde 7/24 çorba. Kimsenin dinini, kimsenin dilini, kimsenin ırkını, kimsenin mezhebini, meşrebini, ne olduğunu, nereden gittiğine bakmaksızın 7/24 orada yolcuya, hancıya, açına, tokuna, iyisine, kötüsüne, sarhoşuna, ayığına, ayık olmayanına, Allah bize gayret kuvvet versin, orada çorba içirmeden göndermeyeceğiz. Sayın Başkanım, bunun sözünü veriyoruz inşallah. Vallahi benden siyasetçi olsaydı baya bir şey olacakmış bakan. Ama gerçekten derdim şu. Eski sufi kültürünü bugüne modernize ederekten yaşatmak. Eski sufi kültürünü istemeden, el açmadan, kimseye yük olmadan insanlara hizmet etmek. E bunca sözün üstüne madem ki belediye başkanımız bize bu kadar hizmet ediyor, bize de düşen onun sikkesini, cübbesini giydirmek olur. Huzurlarınızda davet ediyorum belediye başkanını. Kendisine de sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordu ama ben kendi ellerimle giydireyim. Ortaya çıkalım. Bu Mevlevi hırkası, Mevlevilik yoluna hizmet edenlere üstadlar kendi elleriyle böyle hırka töreni yapar, hırkalarını giydirirlermiş. Bu da Hazreti Pir'i simgeleyen Mevlevi destarı. Bu biraz müritlikten bir çıt yukarı. Ama hepimiz de müridiz biz. Tabii başkanımızın bu hizmetlerinden dolayı destarını da inşallah hayırla giydiriyoruz.
Ben sayın başkanımı yerine kadar refakat ederim. Bu da adapta. Hakkınızı helal edin. Buyurun başkanım. Benden fazla yakışıklı oldu. Kıskandım biraz. Buyurun. Dostlar, semada zikirle buluşmak üzere. Hakkınızı helal edin. Kutlu doğuma hazırlık yapın. Gönlümden, kalbimden öyle bir kutlu doğum geçiriyorum ki Cenab-ı Hak inşallah gönlümün muradını versin. Hep beraber öyle bir kutlu doğum, öyle bir kutlu doğum olsun ki dünya, melekler, insanlar, cinniler ve en fazla da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o programdan razı olsun. Kutlu doğumda buluşmak üzere.